Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Şırnak İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili Şırnaklı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Şırnak Teşkilatımızın birinci olan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Bugün sizleri El Cezeri'nin, Aşıklar Diyarı Memuzi'nin şehrinden, Cüdi Dağı'nın yamacından saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz Mart ayı boyunca ülkemizin dört bir yanını arşınladık. Bir uçtan bir uca binlerce kilometre yol kat ettik. Ege'nin baharından Karadeniz'in kıyılarına uzandık. Bağların bağrından Trabzon'un ilçelerine, mahallelerine, Silifke, Erdemli, Tarsus'tan hemen Seyhan'a ulaştık. Hakkari'nin Kırklareli'ne, Şemdinli'nin sokaklarından Çerkezköy'ün sokaklarına uzandık. Her yerde vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Çözümlerimizi paylaştık. Bu bir ayda Muğla'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Aksaray'da, Amasya'da, Mersin'de, Adana'da, Hakkari'de, Tekirdağ'da, Kırklareli'nde ve Ankara'da il ve ilçe kongrelerimizi gerçekleştirdik. Dün Cizre'deydik. Bugün hep beraber bu salonda Şırnak İl Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Yarın da inşallah Batman programımızdan sonra Kozluk İlçe Kongremizi gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlarım, Deva Partisi olarak tüm ekibimizle beraber, genel merkez ve teşkilatlarımızla beraber ülkemizin her yerinde aynı sıcaklığı hissediyoruz. Aynı heyecanı görüyoruz. Türkiye'nin her bir köşesinde umutla, güler yüzle ve mutlulukla karşılanıyoruz. Bunun anlamı değerli arkadaşlarım çok açık. Bunun anlamı çok güçlü. Bunun anlamı çok derin. Çünkü Türkiye'nin demokrasi ve atılma ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'nin Deva Partisi'ne ihtiyacı var. Görüyoruz ki şu anki kötü yönetim ülkemizi kutuplaştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Bakın, sokağa bile çıkamıyorlar arkadaşlarım. Bizim böyle gezdiğimiz, dolaştığımız gibi rahat dolaşamıyorlar. Onlar ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor, Deva Partisi birleştiriyor. Onlar ötekileştiriyor, susturuyor, Deva Partisi soruyor, dinliyor. Onlar sorunları çözmemek için bahane uyduruyor, Deva Partisi çözümü anlatıyor. İşte bu yüzden biz durmuyoruz. Durmayacağız. Çalışıyoruz, çalışacağız. Çünkü biz emaneti teslim almaya, en güçlü şekilde demokrasi ve atılım demeye, ülkemizi ayağa kaldırmaya geliyoruz. Değerli arkadaşlarım, Deva Partimizi oldukça zor bir dönemden kurduk. Biz bu yolda demokrasimiz tehdit altındayken, öncelikle demokrasimize sahip çıkmak için bu yola koyulduk. Biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'da demokrasimize kastedildi. Meclisimiz bombalandı ve bu darbe girişiminde tam 251 şehit verdik. Tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu darbe girişiminin üstüne yoğun bir olağanüstü hal dönemi de yaşadık biliyorsunuz. 2 yıl devam etti. Ve o hal döneminde de maalesef çok sayıda insan hakkı ihlaline şahit olduk. Ve adaletin terazisi şahsı. KHK marifetiyle çok sayıda suçsuz insanın açlıkla sınandığını gördük. Çok sayıda insanın mağduriyeti yargıdan aldıkları beraat kararlarına rağmen giderilmedi.
Peşinden önemli bir değişikliği de 2017 yılında yaşadık. Yapılan anayasa değişikliğiyle beraber Sayın Erdoğan tüm yetkiyi tek elde topladı. Zaten çok istiyordu biliyorsunuz. Bana engel oluyorlar, mani oluyorlar. Bu yetkiyi verin, görün nasıl bu sorunları çözeceğim diyordu. Çok istiyordu. Milletimiz de al bakalım yetkiyi, ne yapacaksın bir görelim dedi. Biliyorsunuz bu sistem bir kişinin kafasına eseni yapmasının önünü açan bir sistem. İstişare var mı? Yok. Ortak akıl var mı? Yok. Müzakere var mı? Yok. Hatırlayın, yeni sistemle beraber ne diyorlardı? İstikrar gelecek diyorlardı. Ekonomik büyüme, huzur getireceklerini vaat ediyorlardı. Bunların hepsini dün gibi hatırlıyoruz. Peki sonuçta ne oldu? Ne yaptılar? Ekonomiyi dibe batırdılar. Hukuku dibe batırdılar. Demokrasiyi dibe batırdılar. Hepsini şu son 2-3 yılda yaşadık. Gerçekten Türkiye'yi tam bir kuralsızlık ülkesi haline getirdiler. Öyle ki daha 2 hafta önce tek bir gecede yine aynı tek kişinin imzaladığı bir kararnameyle, biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı değişikliği kararnamesi ve hemen aynı gece aynı anda imzalanan bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararnameyle beraber ülke tam 531 milyar lira fakirleşti. Kur arttı. Faiz arttı. Bu ülkenin hazinesinin ve özel sektörün sadece bu kur ve faiz artışından yüklenmek zorunda kaldığı ilave maliyet arkadaşlarım 531 milyar. Şöyle bir mukayese etmek için bu yılın bütçesinde çiftçiye verilen destek ne kadar biliyor musunuz? Çiftçiye verilen desteğin tamamı 23 milyar lira. Pandemi döneminde bütün Türkiye'deki esnafa verilen destek 5 milyar lira. O yanlış bir imzada, bir gece alınan yanlış kararların sonucunda bu ülkenin maliyeti 531 milyar lira. Düşünebiliyor musunuz? Her şeyi ben yapacağım, tek başına karar vereceğim diyen kişinin tek bir imzayla bu ülkeye ne kadar büyük maliyetler yol açtığını görebiliyor musunuz? Biliyorum değerli arkadaşlar, bakın bu sayılar çok yüksek. Hayal etmesi de kolay değil. Ama özetle şöyle diyeyim arkadaşlar, batırdılar, batırdılar. Maalesef bu ülkenin bir zamanlar güçlenmiş hazinesini, Merkez Bankası'nı bu hale düşürdüler. Tüm ülkeyi tek kişinin keyfine göre şekillendirdikleri için artık usulsüzlük, kurala uymamak neredeyse kural haline geldi. Bakın yine geçtiğimiz hafta ne oldu? Geçtiğimiz hafta. Eminim hukukçu arkadaşlarımız yakından takip etti bunu. Meclis Genel Kurulu'na bir kanun teklifi geldi. Mecliste yapılan oylamada da teklif reddedildi. Tabii bu her zaman olan bir şey değil. Kanun teklifini getiren iktidar partisi ama oylamada bu reddediliyor. Tabii insan önce bir şaşırıyor. Ya iktidar partisinin kendi getirdiği bir teklif mecliste nasıl reddedilir diye. Pek de görülmüş bir şey değil dediğim gibi. Meğer ki yeteri kadar iktidar partilerinden milletvekili o gün mecliste yokmuş. El kaldırıp el indirme anında orada sayıca yetersiz kalmışlar. Tabii artık meclisin yolunu mu unuttular ya da nasıl olsa meclisin bir anlamı kalmadı diye işler iyice mi boşlandı bilmiyoruz. Sistemde artık meclis değersizleşince, meclisin değeri kalmayınca durum böyle. Halbuki tek işleri vardı. Onu da yapmadılar. Neyse artık çok fazla detaya inmeyelim ama asıl bakın bu teklif reddedildikten sonra ne oldu arkadaşlar? Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim meclisin bir iş tüzüğü var, iş tüzüğü. Bu iş tüzükte diyor ki eğer herhangi bir teklif reddedilirse diyor, bir yıl boyunca tekrar gündeme alınamaz diyor. Meclis iş tüzüğü kanun hükmündedir. Meclisten oylanarak geçer ve tüm meclise bağlar.
Yani diyor ki bir sene boyunca bunu artık gündem edemezsin diyor. Arkadaşlar bakın, değil bir yıl, bir gün sonra meclise yeniden getirdiler, biliyor musunuz? Biz de böyle ağzımız açık seyrediyoruz, bunlar ne yapıyor diye. Açık bir tüzük ihlali, açık bir yasa ihlali, açık bir hukuksuzluk, kuralsızlık. Ve maalesef meclisin hukukuna sahip çıkması gereken meclis başkanı ve meclis yönetimi bu hukuksuzlukların önünü açıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü o bir kişi var ya, bir kişi. Dertleri o bir kişinin gözüne girmek. O bir kişi ne diyorsa onu yapmak. İyi de o zaman meclis niye var Allah aşkına ya? Bir karar alın. Meclisin kapısına kilidi vurun. Herkes evine gitsin. Madem öyle, meclisi çalıştırmayın hiç. Eğer meclisi çalıştırmayacaksanız, meclisin iş tüzüğünü ihlal edeceksiniz. Meclisin yetkisinde olan bir uluslararası sözleşmeyi Cumhurbaşkanı'nın tek bir imzayla ortadan kaldırmasına göz yumacaksanız, hatta bunun önünü açacaksanız, destekleyeceksiniz, o zaman bu işi hiç yapmayın. Tabii anayasayı her gün çiğneyen kişiler, anayasayı her gün çiğneyen kişiler meclisi de iş tüzüğünü de çiğnemekten kaçınmıyor arkadaşlar. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bir kuralı daha ihlal ettiler. Bir kere daha meclisimizi hukuksuzluğun adresi haline getirdiler. Peki gelelim, bu teklifin konusu neydi? Bu teklifin konusu arkadaşlar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili bir kanun teklifi. Bakın bu da önemli, konusu da önemli. Hani şu kamuda işe alımlarda reddederken, senin şu akrabanın akrabasının arkadaşı terörle iltisaklıymış gibi gerekçeler öne sunuyorlar ya, o güvenlik soruşturmasında konu bu. Biliyorsunuz son dönemde irtibat ve iltisak diye bir şey uydurdular. İşe almayacaklar mı? Hop o sepete at. Hop bu sepete at. Ve vatandaşlarımız güvenlik soruşturmalarında maalesef böyle mağduriyetler yaşadı, yaşıyorlar. Bu bahaneyle ayrımcılık yapılıyor. Hak etmelerine rağmen memur olarak atanamayan çok sayıda vatandaşımız var bugün bu ülkede. Keyfiyet, şeffaf olmayan raporlar ve geniş takdir yetkisi bu sorunlara yol açtı maalesef. Ne yazık ki işte şu an bahsettiğimiz bu teklif hazırlanırken bu sorunların da dikkate alınmadığını üzülerek görüyoruz. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin de kararları var arkadaşlar, bakın. Anayasa Mahkemesi'nin kararları var bu konuda. Bu kanun teklifi hazırlanırken onlar da dikkate alınmadan hazırlanmış. Değerli arkadaşlar, elbette devletin güvenliğiyle ilgili doğrudan ilişkili olan ve gizlilik gerektiren mesleklerde güvenlik soruşturması önemlidir. Ve bununla ilgili itiraz etmek de o kadar kolay değildir. Ama ne yapılması lazım arkadaşlar? Bu meslek gruplarının açıkça zikredilmesi lazım. Açıkça. Öyle gri alan değil, keyfiliğe alan açarak değil, açıkça bunun zikredilmesi lazım. Arşiv araştırmasında aranan verilerin kötüye kullanmasına karşı da koruyucu tedbirlerin alınması lazım. En önemlisi de her şeyin net olması lazım. Net. Hukuk devletinde gri alan bırakılmaz. Hukuk devletinde keyfiliğe yol açılmaz, keyfiliğe alan açılmaz. Biz diyoruz ki hangi suçlar kamu görevine girmeye engel oluşturur, bunun açıkça oraya yazılması lazım. Mesela vatandaş yargılanmış, beraat etmiş, takipsizlik kararı almış. Bu kişiler hakkında keyfi uygulamalardan vazgeçilecek mi? Diyoruz ki bunu siz açık açık yazın. Ayrıca suçlar arasında bir ayrım veya derecelendirme yapılıyor mu? Bize göre bunun kesin yapılması lazım. Biz suçların şahsiliği ilkesi ve masumiyet karinesi gereğince bu teklifin zaten sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Hani yol kazasıyla meclisten reddedilen teklif var ya, onun zaten içeriğinin de sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca raporları değerlendiren komisyon için şeffaf kriterlerin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Açıkça kriterleri yazın şeffaf bir şekilde. Ve kamuda işe alımlarda önemli gördüğümüz bir değer nokta da değerli arkadaşlarım, bu mülakat konusu, mülakat. Bakın bu mülakat sistemi artık neredeyse birilerinin
kayırmacılık aracı haline gelmiş durumda şu anda fiilen. Gençler sınava giriyor. Bazıları derece yapıyor. 90 alan oluyor, 95 alan oluyor. Ama bakıyoruz ki mülakatta eleniyorlar. Neden elendikleri de belli değil. Bakın, daha dün Cizre'deyiz. Şöyle çarşının içinde yürüyoruz. Birinci kattaki bir kıraathaneden gençlerimiz şöyle caddeye doğru eğildiler. Bize selam verdiler ve dediler ki ya yukarı gelseniz de şöyle bir çay içsek beraber. Olur dedik, çıktık. Oturduk. Bir iki tanesi lise mezunu ama çoğu da üniversite mezunu. Dediler ki bizim ortak bir özelliğimiz var buradaki gençler olarak. Hepimiz işsiziz. Uzunca bir sohbet ettik. Kuşkusuz ekonomiden dert yanıyorlar. İş bulamamaktan dert yanıyorlar ama biraz daha konuşunca asıl şikayetlerinin bu memleketteki özgürlüklerle ilgili konulardan olduğunu gördük. Sosyal medyada rahatça paylaşım yapamıyoruz diyorlar. Korkuyoruz diyorlar. Kendimizi ifade edemiyoruz diyorlar. Ve iş bulmak için mutlaka bir tanıdığın olacak, bir arkan olacak, sırtında birileri seni destekleyecek ki ancak iş bulasın diyorlar. Gençlerin hepsinin ortak kanaati bu. Tanıdığın olmazsa, torpilin olmazsa bu memlekette iş bulamazsın. Ama bu adalet değil. Bu eşitlik değil. Bu ülkenin gençleri bunu hak etmiyor. Adaletin olmadığı, fırsat eşitliğin olmadığı bir ülkede gençlerimiz gelecekleriyle ilgili bir umut sahibi olamazlar. Ve kendi yarınlarını başka yerlerde aramaya başlarlar. İşte Türkiye'nin tablosu bu arkadaşlar. Türkiye'nin tablosu bu. İstediğin kadar çalış. KPSS'de yüksek not al. Ben nasıl sonra mülakatta elenirim eğer tanıdığım kimse olmazsa. İktidar partisine yakın olacak. Üyelik kartı olacak. Belki o zaman diyorlar işler kolaylaşabiliyor belki. Ama bu adalet değil. Adalet nedir? Hak edene hak ettiğini vermektir. Adalet nedir? Fırsatta eşitliği sağlamak demektir. Ve biz değerli arkadaşlarım bakın parti programımızda çok açık yazdık. Biz kesinlikle bu mülakat sistemini kaldıracağız. Çünkü biz adalet diyoruz, fırsat eşitliği diyoruz, liyakat diyoruz. Mülakat sistemiyle bunu sağlaması devletin mümkün değil. Onun için programımıza çok açık açık yazdık ve bu taahhüde girdik. Onun yakınıymış, bunun yakınıymış. Böyle bir şey olmaz. İş dediğiniz ehline teslim edilir. Ve dürüst insanlara, işinin ehli insanlara teslim edilir. Devletin partisi olmaz arkadaşlar. Devletin partisi olmaz. Zaten şu andaki bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yani taraflı partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin en büyük sorunu devleti parti devleti, partili bir devlet haline getiriyor bu iş. Aşama aşama bunu görüyoruz. Ne zaman ki Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir partinin flaması yan yana konmaya başladı. Ne zaman ki parti genel başkanlığıyla Cumhurbaşkanlığı tek bir kişiyle buluştuğu artık devlet vatandaşına karşı tarafsız bir devlet olmakta zorlanıyor. Halbuki cumhuriyetimizin bir geleneği vardır. Siyasi partiler olur. Ama devlet vatandaşına karşı tarafsızdır. Vatandaşının hangi partiden olduğuna bakmaz, hangi partiyi desteklediğine bakmaz, hangi partiye üyemiş diye bakmaz. Devlet tüm vatandaşlarına hizmet için vardır. Tüm vatandaşlarını bu ülkenin birinci sınıf ve eşit vatandaşı görür devlet. Ama devletin başı yani Cumhurbaşkanlığı makamı taraflı ve partili olduktan sonra siz sistemi aşağıya doğru tarafsız tutamıyorsunuz. Bugün bu ülkenin bazı mülki idare amirleri kendilerini taraflı görüyorlar. Taraflı davranmak mecburiyetinde hissediyorlar. Çünkü amirleri aynı zamanda bir partinin genel başkanı. İşte sistemin en kötü noktası bu. Ve ülkenin
sistemini bundan sonra da eğer devam ederse bozacak, püf noktası bu. Biz onun için ne diyoruz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Ve bu sistemin mutlaka değiştirmesi gerektiğini söylüyoruz. Bakın değerli arkadaşlarım, gerçekten şu andaki sistem var ya, şu andaki sistem her gün zemin kaybına yol açıyor. Her gün. Ve bu sistem ne zaman başladı? 2018'in Haziran ayında başladı. 2018'in Haziran ayından bu yana şöyle bir ülkede neler oldu bakın. Hiçbir konuda başarı yok. Hiçbir konuda çözülmüş bir sorun yok. Bunu adalette görüyoruz. Hukukta görüyoruz. Özgürlüklerin kısıtlanmasında görüyoruz. Ama çok açık rakamlarla da ölçülmesi biraz daha kolay olduğu için ekonomide de görüyoruz. Partili Cumhurbaşkanı ve akraba bakan göreve başladılar. Ne zaman? Haziran 2018 seçimlerinden hemen sonra, değil mi? Partili taraflı Cumhurbaşkanı ve akraba bakan. İkisi el ele verdi. 2 yılda bu ülkenin Merkez Bankası'nın tam 130 milyar dolarlık rezervini erittiler. En son açıklanan rakamlar arkadaşlar, Merkez Bankası'nın rezervleri şu anda -60 milyar dolarda, -60. Düşünebiliyor musunuz? Merkez Bankası'nın yıllarca biriktirdiği yedek akçeleri bir günde sıfırladılar. Bir günde yaptılar bunu ya. Daha pandemi gelmeden önce oldu bu. Son 2 yılda bu ülkenin hazinesinin borcu tam 2'ye katladı. 2 yılda 2'ye katladı. 970 milyardan 1 trilyon 935 milyara çıkarttılar bu ülkenin hazinesinin borcunu. 2 yılda oldu bu. Hepsi 2 yılda bakın. Bizim bir dönemler 12.500 dolara çıkarttığımız milli gelir şu anda geçen sene açıklanan resmi rakamlara güveniyorsak o da 8.600 dolara düşmüş durumda. Düşünün. Ta Türkiye 10 sene öncesine döndü milli gelir açısından. Geriye sayıyor. Her şey geriye sayıyor. Çünkü bu partili taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi bu ülkenin yarınlarıyla ilgili hiçbir şey kazandırmıyor. Elimizdekini bile kaybettiriyor arkadaşlar. Bakın söylüyorum. Bu ülkenin, değerli arkadaşlarım, bu ülkenin devletinin partisi olamaz. Buradan bütün valilerimize, kaymakamlarımıza sesleniyorum. Sizin göreviniz tüm vatandaşlarımıza, hangi partiden olursa olsun, adil davranmak, eşit davranmak. Bu ülkenin devlet başkanı aynı zamanda partili olabilir ama o sizi bağlamaz. Siz vatandaşlarımıza adil davranmak zorundasınız. Birinci sınıf ve eşit vatandaş muamelesi yapmak zorundasınız. Bu sizin göreviniz. Biz Biz dün gidemediğimiz Silopi ile de gurur duyuyoruz. Dün ziyaret ettiğimiz Cizre ile de gurur duyuyoruz. Bugün burada olduğumuz Şırnak'la da gurur duyuyoruz. Gençlerle de gurur duyuyoruz. Sağ olun. Bakın arkadaşlar, devlet yapısının kendisini şu anda korumaya alması lazım. Bu partililikten, taraflılıktan korunması lazım. Anayasada mesela Cumhurbaşkanı'nın yemin metni ne diyor? Göreve başlarken Cumhurbaşkanı'nın bir yemin metni var değil mi? Ne diyor? Görevimi tarafsızca yapacağıma yemin ederim diye başlıyor Cumhurbaşkanı görevine. Tarafsızca yapacağım diye. Peki şimdi soruyorum. Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanlığı görevini tarafsızca yapabilir mi? Yapabiliyor mu? Ama bu devlet yönetimindeki yetki sahibi olan kişileri asla etkileyemez. Seçimden seçime gider bir partiye oyunu verebilir. Ama mülki idare amiri görevini yaparken tarafsızlığını korunmakla yükümlüdür. Bu anayasanın gereğidir, yasaların gereğidir. Aman ha şapkalar karışmasın. Bakın,
Değerli arkadaşlarım, biz diyoruz ki devletin partisi olmaz. A partisiymiş, B partisiymiş, buna bakılmaz, bakamaz. Devlet vatandaşına bakarken hangi görüştenmiş, hangi kimliktenmiş, hangi inançtanmış diye bakamaz. Devlet kurumlarında toplumun tüm çeşitliliği temsil edilir, tüm çeşitliliği. Bu da çok önemli bir yarasıdır bu ülkenin. Bakıyoruz toplumumuzun bazı kesimleri devlet yönetiminde temsil edilmiyor. Üst düzey görevlerde göremiyorsunuz. Tabaşta mülakatlarda eleniyor. Halbuki devlete bakan vatandaşlarımız kendisini mutlaka görmesi lazım. En küçük bir toplum kesiminin dahi, azınlıkların dahi kendilerini devlette görebilmeleri lazım. Bu ülkeye aidiyet ancak böyle sağlanır. Bu ülkenin vatandaşlarının vatandaşlık bağı ancak böyle güçlü olur. Ve değerli arkadaşlarım bakın, ülkemizin her bir vatandaşı değerlidir. Her bir vatandaşı eşittir. Bu ülkenin her vatandaşı kamuda, devlette eşit haklara sahip olmak zorundadır. Fırsatlara adil bir şekilde erişmek her vatandaşımızın hakkıdır. Aksi halde dediğim gibi bu ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendiremezsiniz. Aidiyet hissini güçlendiremezsiniz. Deva Partisi değerli arkadaşlarım tüm bu ayrımcılığa, tüm bu kayırmacılığa son verecek. Deva Partisi devleti tüm halka açacak. Tüm toplum kesimlerimize açacak. Deva Partisi kamu haklarından sadece belli kesimlerin değil, herkesin bir eşit vatandaş olarak yararlanmasını sağlayacak. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi ülkemizin darbe hafızası çok taze. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve son olarak da 15 Temmuz. Takvim raporlarındaki bu tarihlerin her birisi bir acıyı gösteriyor. Bu tarihlerin her birisi haksızlığı, hukuksuzluğu gösteriyor. Bu tarihlerin her biri demokrasimize karşı yönelen cüreti, tehdidi gösteriyor. Bedelini çok ağır ödediğimiz tüm bu süreçlerin yeri bellidir. Bu süreçlerin, bu tarihlerin yeri tarihimizin utanç sayfalarıdır, utanç. Siyasetin önünü kesmeye çalışan ve her seferinde ülkemizi onlarca yıl geriye götüren bu kötü alışkanlıklar hiçbir koşulda kabul edilemez. Hiçbir koşulda mazur gösterilemez. Ben buradan darbelerden çok çekmiş bir şehrimizden, buradan Şırnak'tan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz vatandaşlarımızın verdiği yetkiyi kötüye kullanarak oluşturulacak tüm bürokratik vesayet odaklarının karşısındayız. Bu vesayet odağı yeri geldi, askerler oldu. Bu vesayet odağı yeri geldi, üst düzey yargı oldu. O yargıda yerleşen yapılar oldu. Bunların hepsini yaşadı bu ülke. Peki bugün geldiğimiz noktaya bir bakalım arkadaşlar. Bunca darbe yaşadık. Darbe girişimlerini atlattık. Peki sizlere şimdi soruyorum. Tam bir demokrasi kurabildik mi bu ülkede? Bir yandan darbelerle yüzleşirken, bir yandan da demokrasimizi gerçekten güçlendirecek güçlü tedbirler alabildik mi? Maalesef. Olmadı. Bir vesayet gitti, yerine bir başka vesayet geldi. Eğer tam demokrasiyi tesis edebilmiş olsaydık, iktidar partisi bugün her gün bu anayasayı çiğneyemezdi arkadaşlar. Krizlerin ortağı Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını önermezdi. Önermezdi.
Demokrasi ve Atılım Partisi geliyor arkadaşlar. Geliyoruz inşallah. Biz gençlerimize gurur duyuyoruz. Sağ olun. Değerli arkadaşlarım, eğer tam demokrasiyi tesis edebilmiş olsaydık, aykırı fikir beyan eden sivil toplum kuruluşları hükümetin o meşhur düşman panosuna yazılabilir miydi? Mecliste oluşan seçmen iradesi gasp edilebilir miydi? Kimse ben %50+1'i aldım, o cebime koydum, atı alan Üsküdar'ı geçti, artık istediğimi yaparım diyebilir miydi? Değerli arkadaşlarım, bakın, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bazı emekli askerler bir bildiri yazmışlar. Şunu tespit etmek gerekiyor. Anayasal sınırlar içerisinde düşüncenin ifadesi tabii ki en temel hak. Elbette ifade sahiplerinin de sözlerinin nereye varacağını hesaplamak ve bunları ölçmekte de sorumlular. Ve bu bildiri yazanlar biliyorsunuz öyle tecrübesiz insanlar değil. Bu insanlar rastgele, hesapsız kitapsız konuşmak, açıklama yapmak, yani herhalde bunlar da düşünülecek şeyler değil. Ama değerli arkadaşlar, bakın, dikkat edin, bugünkü iktidar ülkeyi nihayetinde tamamen bir sessizliğe mahkum etmek istiyor. Bunu görelim. Fikirlerden, düşüncelerden, ifadelerden korkan bir iktidar var bugün artık. Ağzını açanın kapısına polis gidiyor, vatandaşlarımız gözünü mahkemede açıyor. Bunu yaşıyoruz, her gün görüyoruz. İşte daha dün o gençlerden birisi, arkadaşlarımızdan biri dedi ki, ya TikTok kullanan var mı? Birisi var dedi, hadi şuradan bir canlı yap dedi. Arkadaşımız baktı, ya dedi, şimdi dedi ben bir muhalefet partisinin genel başkanıyla burada çay içiyorum. Bunu TikTok'tan yayınlarsam acaba polis alır beni götürür mü dedi. Bakın, hissiyat bu. Diyorum ya özgürlük, diyorum ya adalet. Memleketteki iklim bu. Bu korku iklimi. Korku iklimi var. Hükümet bunu oluşturuyor. Propaganda makinesi zaten bunun için çalışıyor. Tabii durum böyle olup da bu emekli askerler açıklama yapınca da iktidar biraz şaşırıyor. Ya acaba burada gene bir darbe tehdidi mi var diye biraz bakıyor. Tabii ülkeyi öyle bir susturdular ki kimse sesini çıkartamaz oldu. Şunu değerli arkadaşlar kural olarak ortaya koymak zorundayız. Siyasetin üstünde bir el, bir vesayet olamaz. Asla kabul edilmez. Ama siyaset de şu değil. Ben 50+1'i aldım, istediğimi yaparım da diyemez. Çünkü demokrasi böyle seçimden seçime, sandıktan sandığa işleyen bir mekanizma değildir ki. Tabii ki seçim, sandık demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ama demokrasi sadece sandık demek değildir. Demokrasi sadece 50+1'i cebime koydum. Anayasa da 50+1 ile geçmiyor mu referandumda? Dolayısıyla ben anayasayı istersem çiğnerim demek değildir. Demokrasi cumhurbaşkanı dahil her seçilmiş insanın anayasayla, yasayla, hukukla kendini bağlanmış hissetmesidir aynı zamanda. Hukukun olmadığı bir demokrasi ülkeyi kaosa götürür. Hukukun olmadığı bir demokrasi o ülkeyi tek elden yönetilen bir hale, hatta nihayetinde demokrasinin bile bittiği bir noktaya götürebilir. Bakın, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hukuk çerçevesini tanımayan bir demokrasi düşünülemez. Hukuk çerçevesini tanımayan bir demokrasi ülkeyi demokrasinin bittiği bir yere götürebilir. Onun için seçilmiş insanların kendilerini hukukla ve seçildikleri süreyle bağlı hissetmeleri demokrasinin temelidir. Kurumlar çalışmalıdır. Bireyler sözlerini söylemelidir. Devlet de çalışmalarına sivil toplumla ve meslek örgütleriyle istişare haliyle devam etmektedir. Devlet olmak budur. Siyaset seçimde tabii ki yetkiyi almaktır ama o yetkiyi kullanırken sivil toplumla, meslek örgütleriyle, diğer siyasi partilerle, istişareyle, ortak akıl arayışıyla ülkeyi yönetmektir. Ama ne yapıyorlar değerli arkadaşlar?
Her konuda sadece tek bir kişi konuşuyor ve o tek kişi kendi başına gecenin bir yarısı kararlar alıyor. Böyle bir ülkede tabii ki ekonomik kriz olur. Tabii ki hukuk krizi olur. Tabii ki siyasi kriz olur. 84 milyonluk bir ülke tek bir kişinin dudağı arasından yönetilemez, sıkıştırılamaz. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, memleketimize değerli arkadaşlar, memlekete, ülkemize can, işte bu deva kadroları. Hep beraber, hep beraber yürüyoruz bu yolda. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bakın şu son birkaç gündür yaşadıklarımıza bakın. Şimdi iktidarın bu büyüklü küçüklü ortakları ne yapıyor hemen? Hemen o acı darbe hafızamızı, o toplumumuzdaki o acı hafızamızı suistimal etmeye ve ülkemizi yeniden kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Alışmışlar, alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar. Bakın arkadaşlarım, şu andaki İktidar Partisi'nin ilk yıllarında biliyorsunuz. Ülkemizin devası gençlerimiz arkadaşlar. Sağ olun. Bakın arkadaşlar, bu iktidarın bir ortağı var ya, biz ona krizlerin ortağı diyoruz. Şu andaki açıklamasına bakın bu olanlar üzerine. Bir de İktidar Partisi'nin ilk yıllarında yaptığı bir iş var. O gün krizlerin ortağı Bahçeli, generallere birkaç yüz kişi, şimdi sayısını tam hatırlamıyorum, birkaç yüz tane generale mektup yazdı. Daha AK Parti iktidarının ilk yılları bu. Dedi ki, iktidarı uyarın, dedi. Bakın, generallere mektup yazıyor, iktidarı uyarın diyor. Nerelerden besleniyor, nerelerden? Vesayet odaklarından besleniyor. Tabii o günlerde meclise bile girememiş. 2002 krizinden sonra, krizlerin ortağı diyoruz ya, o 2001-2002 ekonomik krizinden sonra baraj altı kalmış, meclise de girememiş. Ne yapıyor? Meclis dışından generallere mektup yazıyor, hükümeti uyarın diye. Bunları hatırlatacağız, sık sık hatırlatacağız. Ki bu tutarsızlıklar ortaya çıksın. Hepsi kayıtlarda. Şimdi bakıyoruz, o da hemen kutuplaşmada bir cephe almış. Zaten kendisinin en tutarlı olduğu konu bu tutarsızlık. Şu anda bir krizlerin ortağı olma konusunda tutarlı. Ne zaman kriz olsa memlekette bakıyoruz o krizin ortağı. Bir de tutarsız olmakta tutarlı. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar ve size soruyorum. Sürekli olarak düşman belirlemenin demokrasimize zerre kadar bir faydası var mı? Ve hep söylüyorum, yapmışlar bir haftanın düşmanı panosu. Sıkıştıklarında hemen dönüyorlar, birinin adını yazıyorlar. O propaganda makineleri de başlıyor, bu haftanın düşmanı bu diyor. Düşmanla, karşıtlıkla, ötekileştirerek kendi zeminlerini, kendi desteklerini tutmaya çalışıyorlar. Ülkenin meseleleriyle ilgilenmek falan yok ha. Varsa yoksa o hafta panoya yazdıkları düşmanla uğraşıyorlar, didişiyorlar. Bunun memlekete faydası yok. Hep eksi, hep zarar veriyor.
Ülke batıyor ve bunlar hala sünnet gündem peşinde koşuyor. Peki oluşturdukları mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarının katmanın demokrasiye faydası var mı ya? Şu son birkaç gündür açıklama yapmayan devlet kurumu kalmadı. Tapu kadastro müdürlükleri bile açıklama yaptı. Biz demokrasinin yanındayız diye. Tapu kadastro müdürü. Şimdi alakalı, alakasız bütün devlet kurumlarına talimat veriyorlar. Diyorlar ki hemen açıklama yapın, demokrasinin yanındayız diye. Fakat şimdi arkadaşlar şöyle bu sabah baktım, açıklama yapmayan kalmış mı diye devlet kurumlarından. Emekli sandığından ses çıkmamış henüz. Herhalde umarım diyoruz ki bu sessizlik yoğun bir çalışmanın ifadesidir. Belki de bu yoğun çalışma ve sessizlikten belki emeklilerimize bir güzellik çıkar diye umut ediyoruz. Dur bakalım, bunu izleyeceğiz, göreceğiz şimdi. Arkadaşlarım. Ya bugün Bugün maşallah Şırnak böyle bir sağdan bir soldan yerinde duramıyor. Şırnak heyecanlı. Şırnak hazır. Değerli arkadaşlarım, bakın. Biz milletimizin daha fazla acı çekmemesi, halkımızın daha fazla bedel ödememesi için çalışıyoruz. Biz devletin hiçbir kurumunun partilileşmesine, siyasallaşmasına izin vermeyeceğiz. A partisine göre, B ideolojisine göre tutum almalarına izin vermeyeceğiz. Devlet kurumlarının tamamını işini düzgün yapan iyi insanlara emanet edeceğiz. Tek kişinin dürtülerine göre bu koskoca devletin, bu koskoca ülkenin sağa sola itilmesine müsaade etmeyeceğiz. Geçenlerde demiştim ya, Sayın Erdoğan ülkeyi sallaya sallaya yayık ayranına çevirdi. U dönüşleri, zikzaklar, buna son vereceğiz. Bu arada değerli arkadaşlarım bakın, daha dün sabah İstanbul'da bir canlı televizyon yayınına katıldım biliyorsunuz. Programda konu malum. İşte o emekli askerlerin yaptığı açıklama şu bu. Tabii işin içinde Montre var, Kanal İstanbul var, hepsi birbirine bağlanıyor. Ve programda ben dedim ki, bakın dedim, bu olanları yaşadık ya şimdi. Bu hükümet çıkacak diyecek ki, Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar darbecilerle beraberdir diyecekler dedim. Daha dün sabah canlı yayında. Çünkü bu işin gideceği yer bu. Alışmışlar hemen kutuplaştırmaya. Sen Kanal İstanbul'u destekliyor musun, yoksa bu darbecilerle mi berabersin diye. Bunu diyecekler dedim. Ya üzerinden daha bir gün geçmedi. Tam 8 saat sonra Sayın Erdoğan çıktı dedi ki, Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır dedi. 8 saat sonra ya. Çünkü biliyoruz. Bakın burada değerli arkadaşlarım şu lafın ağırlığına bakar mısınız ya? Bakar mısınız? Kanal İstanbul dediğiniz sonuçta bir rant projesi ya, rant projesi. Her konuya rant gözlüğüyle bakıyorlar. Orada gayrimenkuller geliştirilecek, şu olacak, bu olacak. Biz diyoruz ki bakın, henüz
çevre etki araştırması ile ilgili tarafsız, bağımsız, düzgün bir teknik rapor çıkmadı ortaya diyoruz. Bu Kanal İstanbul'un deprem yönetimi ve güvenlikle alakalı, dış güvenlikle alakalı özellikle etkileriyle ilgili daha düzgün, tarafsız, bağımsız bir teknik değerlendirme raporu çıkmadı ortaya diyoruz. Kanal İstanbul'un uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk açısından tarafsız, bağımsız, teknik bir incelemesini yapan bir rapor ortaya çıkmadı hala diyoruz. Önce bunları bir çalışın diyoruz ya. Karar verip de ben bunu inadına yapacağım deyip de bir dayatmayla böyle bir proje yapılmaz arkadaşlar. Bakın bütün bu problem maalesef yönetim tarzıyla, üslubuyla alakalı. Önce bir analiz, önce bir değerlendirme, iyi bir değerlendirme, ondan sonra siyasi karar. Ve bakın bu ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Şırnak'ın düşünün ne kadar yatırıma ihtiyacı olduğunu. Sulama yatırımları ihtiyacımız var. Kanal yatırımları ihtiyacımız var. Yol yatırımlarına ihtiyacımız var. Ülkenin dört bir yanı kaynak bekliyor, yatırım beklerken. Milyarlarca dolar, milyarlarca euro kaynağı o Kanal İstanbul'a akıtacaklar. Çünkü rant var, rant. Ama dönüp dolaşıp da bu konuyu gerçekten böyle bir kutuplaştırma haline getirmesi ve bakın tekrar ediyorum ifadeyi. Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmandır diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şu lafın ağırlığına bakın. Ama biz bildik. Maalesef o bildiriyi yayınlayanlar da böyle bir fırsatı altın tepsi içerisinde bu hükümete sundular. Kaş yapalım derken göz çıkarma. En hafifinden. Belki de başka şey var mıdır yok mudur orasını bilmeyiz. Ama değerli arkadaşlarım bakın, bu ülkenin yarınlarını, bu ülkenin istikbalini düşünenler de var bu ülkede. Biz varız biz. Deva Partisi var. Biz değerli arkadaşlarım, biz bu düşman dili. Bakın, biz bu düşmanlık diline de, bu rant peşindeki heveslere de karşı çıkacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Değerli arkadaşlarım, sorunlarımızı derinleştiren, siyasal kutuplaşmayı ve toplumsal bölünmeyi körükleyen bu sisteme Deva Partisi son verecek. İnanın bu millet bu kısır döngülerden sıkıldı, bıktı artık. Yeter diyor artık insanlar. Memlekette işsizlik var, yoksulluk var, hayat pahalılığı var. Bu temel sorunlar var. Bunlar gerçekten toplumumuzu yakıyor. Can alıyor, can yakıyor. Bugün bu ülkede yoksulluk intiharları var arkadaşlar. Karartma gelmiş. Basının yayınlamasına izin vermiyorlar. Yayınlamayacaksınız diyorlar. Yasak getiriyorlar yoksulluk intiharlarına. Ve ekmek kuyruklarında bekleyen vatandaşlarımız var. Çöpten ekmek toplayan, çöpten yiyecek arayan vatandaşlarımız var. Bu ülkenin temel sorunları bunlar. Ama bunları çözemedikleri için sünni gündem peşindeler. Ortakların, bu irili ufaklı ortakların her defasında ortaya çıkıp önüne gelene terörist, hain, darbeci gibi etiket yapıştırılmasından da artık bu millet sıkıldı, bıktı. Ve çıkış yolu belli arkadaşlar. Bu ülkenin çıkış yolu belli ve zaten tek yön. Bu çıkış yolunun adı birinci sınıf demokrasidir arkadaşlarım. Birinci sınıf demokrasi. Bu çıkış yolunun adı birinci sınıf demokrasidir. Bakın öyle ileri geri aksak eksik değil. Tam demokrasidir, tam. Çıkış yolu yine tek yönlü bir yoldur arkadaşlar. Birinci sınıf hukuk devletidir. Birinci sınıf hukuk devleti insan haklarına dayalı, vatandaşın özgürlüklerini koruyan, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle işleyen bir hukuk devletidir. Birinci sınıf demokraside ve birinci sınıf hukuk devletinde siyasete hiçbir vesayet odağı müdahale edemez zaten. Siz önceliği buraya verin. Birinci sınıf hukuk devletini, birinci sınıf demokrasiyi bir kurun. Ondan sonra bu ülke nasıl refaha ulaşıyor, nasıl zenginleşiyor hep beraber görelim. Bakın değerli arkadaşlarım, bizler karşımıza çıkan sorunları böyle çivi olarak görüp
enine çekici alanlardan değiliz. Bu coğrafyanın ne acılardan geçtiğini, adaletin nasıl aradığını çok iyi biliyoruz. 1994 yılında Şırnak'ta, Koçağlı ve Kuşkonar köylerinde de ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sevgili Tahir Elçi'nin ısrarlı hukuk mücadelesinin sonucunda tam 26 yıl sonra Anayasa Mahkemesi 1994 yılında yaşanan acının aydınlanmasına ancak katkı sunabildi. Ve dedi ki, askeri uçaklar bombaladı, 38 vatandaşın yaşam hakkı ihlal edildi dedi Anayasa Mahkemesi. Ama neden sonra? Ne acı ki rahmetli Tahir Elçi Anayasa Mahkemesi kararını da göremedi. Ama Şırnak hala adalet bekliyor. Uludere'de, Roboski'de hayatını kaybeden 34 vatandaşımız için Şırnak adalet bekliyor. Etkili bir hukuk soruşturması yapılmadı. Kimse bu olayın hesabını vermedi. Sorumlular açığa çıkmadı. Kimse çıkıp bir özür dahi dilemedi bugüne kadar. Değerli arkadaşlarım, biz artık anaları gözü yaşlı görmek istemiyoruz. Biz çocuklarımızın sokağa çıktıklarında can korkusu yaşamalarını istemiyoruz. Biz vatandaşlarımızın terör örgütünün tehdidiyle devletin hukuksuz uygulamaları arasına sıkışmasına razı değiliz. Gençleri mahkeme kapılarında adalet ararken görmek istemiyoruz. Size söz veriyoruz. Biz bu coğrafyanın çığlığına sağır kalmayacağız. Bu topraklarda yakılan Kürtçe ağıtların yankısını Ankara'da yüreğimizde taşıyacağız. O ağıtları, acıları dindirmek için elimizden gelen her türlü çabayı da sonuna kadar göstereceğiz. Değerli Şırnak temsilcilerim, Şırnak'ın sorunlarını görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. İl teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız hepsi takip ediyor. Hepsi raporlar hazırlıyor. Çözüm önerileri topluyoruz sivil toplum kuruluşlarımızdan, meslek örgütlerimizden. Şırnak ekonomik sorunlardan ulaşıma kadar, sağlıktan eğitime, tarımdan madenciliğe kadar çok sayıda sorunla karşı karşıya. Şırnak'ta üretime dayalı bir fabrika bile yok. İş imkanları kısıtlı. Şırnaklı kardeşimiz mevsimlik işçi olarak başka yerlere, başka diyarlara gitmek zorunda kalıyor. Hem de çok ağır şartlarda. Biz Deva Partisi olarak bölgeler arasındaki kalkınma farkını en aza indirmek için çalışacağız. Bu amaçla önce yereli güçlendireceğiz, yereli. Yerel düzeydeki kurumların, inisiyatiflerin, kalkınma platformlarının, iş örgütlerinin ve STK'larının aktif rol almalarını sağlayacağız. Bölgemizin ihtiyaçlarını belirleyip kısa sürede eğitim ve istihdam olanaklarını Şırnak'a kazandırmak için gayret edeceğiz. Öte yandan hem şehrimize yapılacak yatırımların önünün açılması hem de Şırnaklı dostlarımızın hayatının kolaylaştırılması adına ulaşımın geliştirilmesi gerektiğine de kuvvetle inanıyoruz. Bu amaçla mevcut karayollarının iyileştirilmesi, yarım kalan yolların tamamlanması, ihtiyaç duyulan yolların da bir an önce yapımına başlanması gerektiğini söylüyoruz. Biraz önce Ticaret ve Sanayi Odası'ndaydık. Bütün bu projeleri de konuştuk. Dün akşam yine yaptığımız toplantılarda, yerel basın ve kanaat önderleriyle muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda bunların hepsini konuştuk. Hem Habur sınır kapısına bağlanan İpek yolunun iyileştirilmesi, hem de çevre illerle Şırnak'ın arasındaki mesafenin kısalması kuşkusuz Şırnak'ın önünü açacaktır. Bu noktada sağlıkla ilgili ihtiyaçların da farkındayız. Şırnaklı vatandaşlarımızın Şırnak'ta tedavi edilmesinin de maalesef sıkıntılarla dolu olduğunu biliyoruz. Mevcut hastanelerde teçhizat ve doktor yetersizliği var. Şırnak'ta bir hastanın ameliyat için çevre illere sevk edilmek zorunda kalmasının da Şırnak'a yakışmadığını görüyoruz. Halkımızın sağlığının yollarda tükenmesine yol açan taşımalı hasta diye bir sistemi de kabul etmiyoruz. Değerli arkadaşlarım, hane başına düşen çocuk sayısının en yüksek olduğu il biliyorsunuz Şırnak. Bizler çocuklarımızın en iyi şekilde büyümesi amacıyla, en iyi şekilde yetiştirmesi amacıyla eğitim konusuna da ağırlık vereceğiz. Çünkü sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin mutlaka tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla okul öncesi eğitimi kademeli olarak 3 yaşına indireceğiz ve ücretsiz hale getireceğiz. Çocuklarımızın her türlü gelişimini sağlamak önceliğimiz olacak. Çünkü bir ülkenin atılımı çocuklarının eğitime verilen öneminden geçiyor. Bölge, şehir ayrımı yapmadan tüm çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması için çaba göstereceğiz.
Değerli arkadaşlarım, Şırnak aynı zamanda bir madencilik şehri. Ancak madenciliğin iş güvenliği kurallarına uygun ve çevre hassasiyetine, çevreyi korumayla ilgili kurallara da uygun bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Dere yataklarımızın kirletilmesine karşı, hele hele Şırnak'ın içme suyu kanalları ve içme suyu kaynaklarıyla ilgili kirlenmeye yol açan maden tesisleriyle ilgili de derhal tedbir alınması gerektiğini buradan özellikle ifade ediyoruz. Öte yandan Silopi'si ile ve İdli ile beraber ile bereketli topraklara sahip bu güzel şehrimizin tarımdaki potansiyelinde farkındayız. Fakat güvenlik, sulama ve plansız tarım nedeniyle verim arzu ettiğimiz düzeyde değil. Çiftçimizin gübre, ilaç, tohum, yem, mazot maliyetlerinde çok ciddi artışlar oldu. Çiftçimizin borcu habire artıyor, katlanıyor, faiz üstüne faiz geliyor. Hiç olmayan bir şey yazıyoruz, çiftçimizin traktörleri haciz ediliyor bugün. Üstelik sulamada kullanılan elektriğin maliyeti de çiftçimiz üzerinde büyük bir yük olarak kalmaya devam ediyor. Biz çiftçiliği yoksulluğun diğer adı olmaktan çıkaracağız. Destekleri zamanında ve artırarak açıklayacağız. Sulama kanallarını da en iyi seviyeye taşıyarak kapalı sulama sistemlerinde Türkiye'nin dört bir yanına yayacağız. Bakın biz burada kanal diyoruz, su diyoruz, hükümet hemen Kanal İstanbul diyor. Niye? Orada bir mıknatıs var, mıknatıs, rant mıknatısı. Hepsini çekiyor. Öncelikler değişiyor. Yatıp kalkıp Kanal İstanbul diyorlar. Halbuki bu ülkenin çiftçisinin, tarımının su kanalına ihtiyacı var. Kapalı sulama sistemlerine, damlama sulama sistemlerine ihtiyacı var. Ve değerli arkadaşlarım, nihayetinde Mezopotamya Ovası'nı Deva Partisi'nin damlalarıyla buluşturacağız inşallah. Kısacası değerli arkadaşlarım, evet, değerli arkadaşlarım, kısacası biz yokluğun, yoksulluğun Şırnak için kader olmadığını söylüyoruz ve biliyoruz. Biz Deva Partisi olarak Şırnak için hazırız. Çünkü Şırnak'ın demokrasiye ihtiyacı var. Şırnak'ın atılma ihtiyacı var ve biz hazırız. Saygıdeğer arkadaşlar, bizler il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak gezip hakikatin sesi olacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde milletimize anlatacağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Şırnak'ın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkürlerimi söylüyorum. Sağ olun.